Merhaba. Bana sıkça sorulan bir soru var. Hastalarım bunu hep sorarlar. Her taburculukta bu açıklamayı yapıyorum. Siz de aslında biliyorsunuz, önceden de anlattım ama tekrar anlatayım istedim. Çünkü yine bununla ilgili sorular geldi. 1. Ben neden size tarifler vermiyorum? Neden şunu yemeyin? Aman ha, bundan çok uzak durun. Bunu yiyin, bu çok güzeldir. İşte bunu çırpın, bunu böyle yapın, bunları birleştirin falan. Neden bunları söylemiyorum ben size? Veya neden benim hastalarım taburcu olurken ellerinde böyle kitap gibi diyet listeleriyle veya işte şu güzeldir, bu güzeldir, bilmem ne keki listeleriyle neden buradan gitmiyorlar? Bunun aslında bir amacı var. Bunun amacını ben sıkça size anlatmaya çalışıyorum. Ciddi, gerçek, şimdiye kadar denemiş olduğum ve sonuçlarını aldığım bir amacı var bunun. Şimdi şöyle düşünelim. Zaten ameliyata kadar olan hayatınızda hepiniz o kadar çok tarif aldınız ki herkes sizin yerinize konuştu. Herkes sizin yerinizde her şeyi bildi. Ya işte üç beyazdan uzak durulsaydı böyle müthiş oluyordunuz. Ne vardı, biraz boğazını tutacaktın falan. Yani bunlar o kadar çok söylendi ki size. Artık siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Söyleyin bana, bize gelip de ameliyat olan hastalar içinde bir kibrit kutusu beyaz peyniri bilmeyen kaç kişi olabilir? Herkes biliyor bunları zaten. Yani siz bu tarifleri biliyorsunuz. Sağlıklı gıda nedir dediğimde anlatamayacak kaç kişi var? Sağlıklı gıdaları, sağlıklı beslenmeyi biliyoruz. Sorun bunları yapmamamızda ya da yapamıyor olmamızda. Peki neden yapamıyoruz acaba? Yapamamamızın altında yatan bazı şeyler var. Ve kesinlikle sebep bilmemek değil. Bilgi çağındayız. Yani hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Yazın telefonunuza diyet. Google'da binlerce, milyonlarca tarif çıkacak önünüze. Diyet yemekleri. Dünya kadar şey çıkacak. Ameliyat sonrası uygun olan yemekler. Yazın. Binlerce tarif çıkacak. Yani bilgi açlığımız nedeniyle mi acaba tekrar kilo alıyoruz? Acaba bilgi açlığımız nedeniyle mi ne yiyeceğimizi bilemediğimizden yanlış tarifler yiyip mi kilo alıyoruz sizce? Kesinlikle böyle değil. Bu işi içimize sindirmediğimiz için, hayatımıza entegre etmediğimiz için kilo alıyoruz. İşte bu noktada özellikle bilerek, isteyerek, her şeyi göz önünde bulundurarak, düşünerek bu sebeple size tarifler vermiyorum. Bu sebeple listeler almıyorsunuz benden. Bu sebeple bana ben şunu yiyebilir miyim diye sorduğunuzda aman ha aman ne olur o yenmez falan duymuyorsunuz. Çok basit şeyler söylüyorum size. Neden basit olmalıyız? Çünkü iyi şeyler hep basittir. Basit şeyler yapılabilir. Çok karmaşık şeyleri kendinizi zorlayarak belirli bir süre yapabilirsiniz ama çok karmaşık bir şeyi ömür boyu hayat tarzınız haline getiremezsiniz. Evet, mutlaka var getirenler, mutlaka yapabilenler var. Sizin dediğinizi size hani diyorlar ya, ağzını biraz tutaydın verirdin 70 kilo, onu yapan insan da var. Evet, kesinlikle var, ben de gördüm. Tebrik ediyorum, çok güzel bir durum ama bu genelleme yapılabilecek, işte hepimiz de bunu yapıverelim diyebileceğimiz bir konu değil. İşte bu sebeple yapmayacak diyetler, uygulayamayacağınız öneriler vermiyorum size. Size kazandırmak istediğim aslında bir hayat tarzı değişimi. Yani her yerde sağlıklı gıdalarla ilgili o kadar çok yazı çizi var ki, o kadar çok tarif var ki, hatta artık yani bariyatrik ameliyatlar sonrası gıdalarla ilgili tarifler de var. Evet, bu tarifler ama ameliyattan önce de mevcuttu. Bu tarifler herkes için geçerli. Ama dikkat edin, bir kısım insan bu işi hayatına yayıp çok başarılı olurken bir kısım insan olamıyor. Demek ki olay bilgi eksikliği değil. Zaten çağımızda bilgi eksikliği diye bir problem yaşamıyor kimse. Buradaki sorun motivasyon ve motivasyondan da daha öte hayat tarzı yapabileceğiniz az, öz ve gerekli bilgiye sahip olmak. İşte bu sebeple benden onu yeme, bunu içme gibi bir şey duyamazsınız.
Bana ben şundan yiyeceğim, yiyebilir miyim dediğinizde o aman olmaz, aman uzak dur falan demem size. Yine aynı şekilde ya hocam ben ne yemek istediğimi bilmek istiyorum, bana yiyeceklerimi yaz ver ne güzel olurdu dediğinizde bunun için olumlu bir cevap da alamazsınız. Bunları sizin bulmanız, sizin keşfetmeniz gerekiyor. Kendi hayatınızda, kendi başarınıza giden yolu kendiniz keşfedeceksiniz ki o yol ömür boyu yaşasın ve bir patika olmaktan çıkıp otoban olsun. O yolu siz bulacaksınız. Ben size doğru şeylerin temellerini vereceğim. Temeller neydi? Yine hatırlayalım. Üç tane şey diyorum size her zaman. Sağlıklı beslenmek, hepimizin yapması gereken şey. İkincisi farkında olmak. Ya ne yiyorum ben, neden yiyorum, nasıl yiyorum, bunda ne var fark etmem. Üçüncüsü ise her türlü şeker ve karbonhidrattan kaçmak. Alın size temeller bunlar. Bunun üzerine hepimiz ayrı bir dünya inşa etmek durumundayız. Aynı şey benim için de geçerli, sizin için de geçerli. İşte bunu yaptığımız takdirde aslında kalıcı bir başarı elde etmiş olacağız. Lütfen siz de bunu düşünün. Çünkü düşünmediğiniz zaman bir konuda farkındalık elde edemezsiniz. Nasıl? Evet, bakın etrafınıza insanların ilgi alanları var. Benim bir ilgi alanım var. İlgi alanımla ilgili birçok şeyi başka insanların algısından daha iyi biliyorum. Çünkü çok araştırdım, çok düşündüm, hoşuma gider. O konuda araştırmalar yaptım, biliyorum. İlgi alanınız nasıl sağlıklı kalırım olursa bunun üzerine araştıracak ve bileceksiniz. İşte o zaman gerçek farkındalığa sahip olacaksınız. Size kazandırmak istediğim şey bu farkındalık, bu hayat tarzı. Size vermek istediğim şey kocaman defterler, kitaplar, listeler değil. İşte bu sebeple benden tarif duymuyorsunuz. İşte bu sebeple benden engelleme, kısıtlama duymuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bu işi çözeceğiz beraber. Görüşmek üzere.